Herkese merhaba. Ağır Silah Modu 2.0 yorumcusu olarak sizlerleyim. Bugün Ağır Silah 2.0 savaş alanında turlayan bir grup emektar oyuncuyu takip edeceğiz. Hazır ol, atla. Bu deneyimli ekip tabii ki kaya gibi sağlam. Hiç tereddüt etmeden düşmanlarla dolu bir merkez olan Milta'yı seçiyorlar. Ancak kendilerini evleri aramakla sınırlandırmıyorlar. Başlangıç teçhizatlarını topladılar ve Milta'nın sokaklarını ve caddelerini taramaya başladılar. Peki ne arıyorlar? Görünüşe göre aradıkları bunun gibi kapalı bir pencereydi. Bunlar öyle sıradan pencerelere benzemiyor. Burası özel bir oda olmalı. Takip edelim ve ne olduğunu görelim. Burası aslında bir gizli oda. Demir kapı oldukça sağlam görünüyor. Sıradan silahlarla açılacak gibi durmuyor. Bunu açmak için süper silah gerekiyor. Şahsen M134 minigun veya RPG-7 roket atar kullanılmasını öneririm. Gizli odada çok sayıda savaş malzemesi bulunur. Lazer güdümlü füzeler, bir roket atar ve bir taşınabilir radar. Taşınabilir radarla yakındaki araçların nereye gittiğini görebilirsin. Köprüyü geçerek havaalanı civarındaki oyun alanına gidiyorlar. Hadi biraz hızlanalım ve diğer tarafa da göz atalım. Bazı takım arkadaşları bir AH-6 helikopter kullanıyor ve fazla uzak sayılmazlar. Ayrılınca hayatta kalma şansı da artar. Biraz hızlanacağım ve onlarla arabaya bineceğim. Çok tuhaf, takım arkadaşlarımız UAZ'yi almadı. Halbuki ateş gücü çok daha fazlaydı. Onun yerine silahlı pick-up seçtiler. Dikkat et! İki silahlı UAZ tam arkamızda. Ama bizim kadar hızlı olmadıkları için bizi yakalayamamaları gerekir. Dikkatli olmakta fayda var, lav silahı taşıyorlar. Sonunda onlardan kurtulabildik. Bir saniye, neden maviliklere sürüyoruz? Vay canına! Demek bu silahlı pick-up amfibik bir araçmış ve suda ilerleyebiliyormuş. Güzel. Dikkatli ol, sahile yakın UAZ'den bize ateş eden bir düşman var. AH-6 helikopter için boşuna en güçlü araç demiyorlar. İnanılmaz bir ateş gücüne sahip. Köprüdeki takımlar birbirlerinin canını okuyor. Liderin pick-up seçmesine şaşmamalı. Radar çok sayıda aracın köprüye yaklaştığını gösteriyor. Yani sudan veya havadan ilerlemek daha güvenli. Pekala, işte üs. AH-6 helikopter dışında burada bir de süper silah sandığı var. Burayı ilk ele geçiren biziz. Ancak süper silah sandığını açmak ve AH-6 helikopteri çalıştırmak için birkaç dakika gerekecek. Biz bunlarla uğraşırken düşmanlar gelerek üssü ele geçirebilir. Savunmaya hazır ol. Rampa girişi bir araçla kapatılabilir. Silahlı araçları imha etmek daha zordur. Bu yüzden daha sağlam bariyer olurlar. Düşman hareketlerini gözlemek için taşınabilir radarda kullanılabilir. Bir gözün yaklaşan araçlarda olsun. Düşman yaklaşıyor. Görünüşe göre üstümüze yaklaşan silahlı araçlar var. Sanırım bizi bekleyen zorlu bir savaş var. Sorun değil, biz hazırız. Önce çevredeki düşmanların aralarında çatışmasına izin verebiliriz. Ayrıca süper silahımız da var. İkinci AH-6 helikopterimiz daha havalanamadan düşman tarafından vuruldu. Maalesef takım arkadaşımızı kaybettik. Neyse ki tam burada bir iletişim kulesi var. Lider takım arkadaşının sandığına hücum ederek onun kimlik kartını aldı. İletişim kulesine giderek onu diriltmeyi planlıyor. Olay şöyle işliyor. Haritanın her yerinde öldürülen takım arkadaşlarının çağrılabileceği iletişim kuleleri var. İletişim kuleleri genellikle sadece bir defa takım arkadaşını çağırmak için kullanılabilir. Ancak bu görmüş olduğunuz üste bulunan kule bir gelişmiş iletişim kulesi. Bu kuleden sınırsız sayıda takım arkadaşı çağrısı yapılabilir. İşte bir hava yardımı geliyor. İHA'yı savaş alanında kullanmak için bir fırsat yakaladık. Yardım uçağının sesi sayesinde gizlenmek mümkün. İHA kontrol terminali ile uzaktan çalıştırılır. Ve ağır silah 2.0 İHA'larında 8 güdümlü füze bulunur. Keşif yapmak da, savaşmak da çok önemlidir. Lider, düşman yaklaşıyor. Nihai teçhizatımızın olduğunu da fark etmemiştim. Bomba kıyafeti. Oldukça fazla miktarda hasara dayanabilir. Ancak bomba kıyafeti giymek hızını da etkiler. Ağır Silah Modu 2.0 özel bölümünün sonuna geldi. Sonraki bölümde daha güzel özellikler olacak. Pek yakında. Bomba kıyafeti. Oldukça sağlam olabilir ancak kesinlikle hızını etkiler.